Halk akşamlar. Halkın ekranında Halk Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. İşte yepyeni bir hafta başladı. Takvimler 22 Mart Pazartesi'yi gösteriyor. Tarihe Kara Pazartesi olarak geçiyor bu pazartesi. Korkunç bir hafta sonu yaşadık hep birlikte. Önce bir gece yarısı yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurdu. Sonra yine bir gece yarısı Merkez Bankası'nın henüz 5 ay önce göreve başlamış başkanı görevden alındı. Son 20 ay içinde 5. kez başkan değişmekteydi. Şimdi siz söyleyin hangisini anlatmaya başlayalım, nereden başlayalım, nasıl anlatalım. Önümüzdeki iki saat boyunca konuşacak çok şeyimiz olacak. Gözler dolarda. Bazı haber kanalları e, döviz ekranını kaldırdılar, ekranlarında dolara yer vermiyorlar. Dolar gece yarısı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte aldı başını gitti Türkiye ekonomisi ve aslına bakarsanız genel olarak maalesef güzel ülkemiz Türkiye Adeta freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gitmekte Biz de tüm olup bitenleri en objektif şekilde ekrana taşımaya gayret edeceğiz Yine sizin yorumlarınızla Önce kapalı çarşıya götüreceğim sizi Gün boyunca kapalı çarşıda heyecan doruktaydı Doların yükselmesine, paramızın değer kaybetmesine, değer üstüne değer kaybetmesine Sevinen yok emin olun Yalnız şunu söylüyorlar ya Herkes hepimiz aynı gemideyiz diye Hepimiz aynı gemide olsaydık şayet Hepimiz aynı tepkileri göstermeliydik Gösterebilmeliydik Değiliz demek ki Birileri para kazandılar hafta sonunda Hem de çok fena Para kazandılar Ve onlar şimdilerde saldırı altındayız Ekonomimiz saldırı altında Yedirmeyeceğiz size ekonomi yönetimini de yedirmeyeceğiz Diye tweetler atmaktalar Savunma sistemimiz niye bu kadar zayıfladı ve paramız neden değer üstüne değer kaybetmekte? Hem en yüksek faizi veriyoruz dünyada hem de paramız değer üstüne değer kaybediyor. İşsizlik diz boyu enflasyon ilk onun içinde dünyada. Bu tablonun sorumlusu hele bir 24'ünde şu kardeşinize yetkiyi verin sonra faiz maiz nasıl mücadele ediyor göreceksiniz diyen ve her şeye karar veren yetki makamı mıdır? Yoksa hakikaten saldırı altında mıyız? Kapalı çarşıya gidelim. Ekonomi yönetimi her geçen gün güven biraz daha azalıyor. Örneğin Merkez Bankası Başkanı yaz buz tastası oldu. Bu da piyasaları çok etkiliyor. Çok büyük bir bedel ödeniyor. Cumartesi Merkez Bankası başkanının aniden görevden alınması piyasaların açılmasına saatler kala doların ateşini aniden yükseltti. Kapalı çarşıda doların fiyatı dakika dakika değişti, ayaklı borsa hareketlendi. Cuma günü piyasalar çok sakin ve dengeliydi. Cumartesi günü bu son karar bütün herkesin kimyasını bozdu. Doların ani yükselişiyle birlikte gözler piyasaların kalbi Kapalı Çarşı'ya çevrildi. Kapalı Çarşı'da tabelalar anlık ve saniyelik değişiyor. Saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde satış tabelasında doların fiyatı 7.95 olarak görülüyor. Fiyatları yeni gören vatandaş hani yola çıkmış durumda. Şu anda bile doları satmaya geliyorlar. Yani banka ile çarşı arasında 100 lira bir fark var. Minimum 100 lira. 150 liraya kadar çıkabiliyor bu. Gün içinde banka ve kapalı çarşı arasında oluşan fiyat farkı bu kez tam tersine döndü. Bankalarda fiyat yükseldi, kapalı çarşı da düştü. Bunun sebebi bankalar TL ödemiyorlar. Yoksa vatandaşlar gidip banka esnasında belki dolar bu fiyata da görmeyecekti. Daha da aşağı gelecekti. Kapalı çarşıda saatlerimiz 12-15'i gösteriyor. Öyle ki karşılıklı döviz büroları arasında bile fiyatlar değişiyor. Bir döviz bürosundayız. Tabela 7.88'i gösteriyor. Onun hemen karşısındaki tabelaya bakıyoruz. Satış fiyatı 7.93 olarak görülüyor. Almaya mı geldiniz, doları satmaya mı geldiniz? Ee, satmaya geldim. Satmaya geldim. Bir yani biraz daha yüksekten almıştım zaten. Hani en azından maliyetimi yakalayabilmek için satayım dedim düşme ihtimaline karşı. Elindeki doları bozdurmak için gelen vatandaşlar kapalı çarşıdaki döviz büroları önünde kuyruk oluşturdular kapalı çarşıda yaklaşık bir saat vakit geçirdik geldiğimizde 7.95 seviyelerinde olan dolar şu anda 7.78 seviyesine kadar geriledi mecbur kara geçtik satacağız düşükken aldık şimdi yüksekken bozduruyoruz bir daha düşünce bir daha alacağız doların ateşi altını da hareketlendirdi biz altın alacağız hayırlı bir işimiz var ne alacaksınız gram altın ee, bilezik aldık alyans Aynı zamanda da tek taş. Bayağı zarardasınız Zarar kar hesabı yapmıyoruz artık yani. Cuma günü piyasayı 400 lira seviyelerinde kapatan gram altında yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Kapalı çarşıda hemen tabeladaki fiyata bakıyoruz. Satış 447 liradan görülüyor. Dolar TL'nin bir anda işte 8 liraya yaklaşması tabii ki çarpan etkisiyle 24 ayar altının gram fiyatını da yükseltmiş durumda. Pazar gecesi paramızın değer üstüne değer kaybetmesinin ardından ilk yapılan şey sosyal medyada etiket çalışmasına başlamaktı. Ee, maaşlı trollerce e, ve talimatla e, ekonomi yönetiminin yanında olduğunu yazanlar oldu. Saldırı altındayız dediler. Bu kaçıncı saldırı? Peki diyelim ki. Farz edelim. Velev ki saldırı altında ekonomimiz dış güçlerin saldırısı altında. Savunma mekanizmanımız neden bu kadar zayıflamış durumda? İşte bunu konuşmamız gerekiyor. Bu ülkenin gençleri bunu hak etmiyor. Tam bir belirsizlik içinde geleceğimiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Cebimizdeki para erimekte. Birileri para kazanırken Yoksul milyonlar daha da yoksullaşmakta. Tüm bunları konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Kapalı çarşıyı gördünüz, ekrandaki e, küçük kutucukta 789 yazılı doların karşısında. Herkes nefesini tuttu, inmesini bekliyor. Paramızın daha fazla değer kaybetmemesini bekliyor. Peki nasıl olacak bu? Sosyal medyada tabela açarak mı olacak? Ya da işte Twitter'da hashtag çalışmasıyla doların ateşi. Ee, biraz indirilebilir mi? Zannetmiyorum. İşi ehline vermek gerekiyor, bu işten anlayanlara vermek gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı'nı siz sürekli değiştirirseniz, kendi göreve getirdiğinizi alıp bir gece yarısı sonra yenisini getirirseniz, bu belirsizlik ortamında e, yabancı sermaye, dünya, küresel piyasalar adına ne deniyorsa, ülkenize güvenilir bir ülke gözüyle bakmıyorlar, kimse kusura bakmasın saldırıysa, savunma mekanizmamızı geliştirmiş olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar 19 yıllık iktidarın sonunda bu noktaya gelmemiş olmamız gerekiyordu en azından. Çünkü vatandaş başkanlık sistemine geçiş referandumunda da sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de özellikle ekonomi uçuşa geçsin diye ve düzelsin ve hızlı karar verilsin diye oy verdi. Oy vermiş olanlar. Şimdi dış güçler deyince Türkiye ekonomisine dair yapılan yorumlar var. Morgan Stanley'i görüyorsunuz arkada. Ey Morgan Stanley sen kimsin kim desek ne fayda. Bakın neler tahmin ediyorlar. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi uluslararası ekonomi çevrelerinin de gündeminde. Kredi derecelendirme kuruluşları ve bankalar yaşanan görev değişikliğinin ekonomik toparlanmayı zora sokacağı düşüncesinde. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yayınlanan raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırımının bankaların marjlarını kısa vadede daraltacağı ifade edildi. Fitch, Türkiye'de kredi talebinin hali hazırda yükselen faiz nedeniyle yavaşlamaya başladığına dikkat çekerken, 2021 yılında beklenen %6.7 büyümenin karlılık üzerindeki baskıları azaltabileceği görüşünde. Moody ise yaşanan durumun politika belirsizliğini artırdığını ve kurumsal yapı zorluklarına sebep olabileceğine işaret etti. Moody's bu durum finansal koşullara ilişkin risklere eklendi, yorumu yaptı. Bir diğer önemli açıklama Morgan Stanley'den geldi. Morgan Stanley, yapılan değişikliğin kısa vadede ekonomik belirsizliği arttırdığını vurguladı. Şimdi damat aşağı damat yukarı damat kadar taş düşsün başınıza demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir o kaldı Allah muhafaza başımıza taş düşmediği kaldı bir tek Allah hepimizi korusun. Meclis'in başka, bahçesine yıldırım düştü. Bugün birazdan gösteririz. Mecliste yaşananlardan söz edeceğiz. Yine hafta sonu Meclis'ten apar topar gözaltına alındı bir milletvekili bahsedeceğiz. Bugün Türkiye'nin cesur kadınları Taksim Meydanı'na çıktı. Eylem yaptılar. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı Taksime götüreceğim sizi birazdan. Gündem gördüğünüz gibi alıp başını gitmiş vaziyette. Peki muhalefet ne diyor? 19 yıldır iktidar aynı. Ekonomide geldiğimiz noktada, ortada muhalefet ne söylüyor? Ona bakacağız. Yalnız Oda TV'nin bugün bir haberi vardı. Normalde ortalama bir günde 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken cuma günü bu ülkede 450 milyon dolar toplanmış. Kimdir toplayanlar? Boğulup bitecekleri önceden bilenler tüy almış olanlar, 450 milyon dolar toplayanlar şimdi kahramanlık tweetleri atanların arasında olabilir mi? Yedirmeyiz ekonomimizi. Bir araya geliriz, el ele tutarız deyip hafta sonunda dolar almış olanlar var mı? Bu oyunu daha evvelde gördük dediğinizi duyar gibiyim. Vatanı sevmek vatanın parasına, milli para birimimize sahip çıkmakla oluyor. Türk lirasına değer kazandırmakla oluyor. Muhalefet mi? Muhalefet kınıyor, eleştiriyor, alınan kararlar yanlış diyor. Ha, CHP sözcüsü Faik Öztürak, Cumhurbaşkanı'nın bedduası tuttu, başımıza damattan büyük taş düştü dedi bugün. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz İyi Parti'de siyaset yapıyor şimdi biliyorsunuz. Bugünden sonra Merkez Bankası'na kimse güvenemez diyor. Ali Babacan'ın da bir iddiası var. İlk döneminde AKP'nin ekonomi yönetiminin başındaydı Ali Babacan malumunuz. Ali Babacan'ın iddiası şu. Naci Ağbal görevden alındı çünkü Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarının akıbetini soruşturmaya karar vermişti. Babacan'ın iddiası da bu yönde. Yüksek faize kesinlikle karşıyım. Kur arttı mı? Arttı. Türkiye'nin dış borçlanma faizleri arttı mı? Türkiye'nin risk primi ciddi şekilde arttı mı? Arttı. Demek ki bu alınan karar yanlış bir karar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Ne yazık ki bedduası tuttu milletin başına. Damat kadar hatta damattan daha büyük taş düştü. Merkez Bankası'nın en önemli aracı sözüydü. Bugün artık bu sözün de itibarı kalmadı. Bu saatten sonra kimse Merkez Bankası'na inanmaz ve Merkez Bankası'nın dediğini de kabul etmez. 2 puanlık faiz artışının ardından Merkez Bankası Başkanı Naci Abal görevden alındı. Piyasalar anında tepki verdi. Asya piyasalarının açılmasıyla gece saatlerinde lira %10'dan fazla değer kaybı yaşadı. Muhalefetin en sıcak gündemiydi. Naci Abal'ın görevden alınması ve Türk lirasındaki değer kaybı. Dakika bir, gol bir. Reform, reform. Bir anda hepsi buharlaştı. Hükümet alması gereken kararları zamanında almadığı için, reformları geciktirdiği için ve güveni kaybettiği için Enflasyonu aşağı çekebilmek için ve dolar Türk Lirası'ndaki aşırı değersizleşmeyi, değer kaybını önlemek için faiz artışı yapmak bir zorunluluk olmuştur. Faiz enflasyonun da anasıdır. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasına Merkez Bankası başkanını gece yarısı kurban etti. Faizler sanki kendisinden habersiz arttırılmış gibi başkanı görevden aldı. Merkez Bankası başkanını görevden 4 ay içinde aldığınız zaman beklenti faizlerin düşmesi yönünde olacaktır. Şimdi diyorlar ki Yine bize karşı bir oyun. İşte yine Türkiye saldırı aldın. Dış güçler, şunlar bunlar. Ya yani ne dış güçsüz bunu geçin ya. Gün gibi açık. Siz bu kararı karanlıkta alsanız da millet bunu gün gibi açık görüyor ne olduğunu. Şahsım hükümeti sebep, buhran sonuçtur. İyi Parti ve Deva Partisi'nin iddiası da dikkat çekici. Naci Abal Merkez Bankası'nın kayıp olduğu iddia edilen 128 milyar dolarının araştırılması ve nereye harcandığının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği görüşünü dillendirdi. Ve sonrasında da görevden alındı. Hatta bir rivayet vardır ki bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız gece görevden alınan demiş ki ya şuna bir bakın ne oldu diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanının 128 milyar dolarlık döviz rezervi erime sürecini kamuoyuyla paylaşma, paylaşılması talebidir. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Muhalefet ise sorumlu olarak Erdoğan'ı gösteriyor. Merkez Bankası başkanlarının kaderinde, fıtratında şu mu var? Ya faizi arttıracak önlerinde iki yol var. Faizi arttırdığı için görevden alınacak sonrasında ya da faizi arttırmayacak ekonomideki kötü gidişattan dolayı e, görevden alınacak. Şimdi son Merkez Bankası Başkanı 128 milyar dolar, 130 milyar dolar nerede diye bir soralım bakalım dediği için görevden alınabilmiş alınmış olunabilir mi? Acaba Yeni Şafak gazetesi manşetinde hedef almıştı görevden alınan Naci Ağbal'ı bu he, bu he, bu talimatı kimden aldın demeye getirmişti faiz arttırımı kararı için. Ve sonrasında başına gelenleri hep beraber gördük. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazan bir başka isim şimdi Merkez Bankası'nın başında. Bir başka yazılı basın organı da yeni akitte bugün istese Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 dakikada ilafeti getirir diye yazdı sür manşetinde. Bu cesareti nereden bulmaktalar? Konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. İşin şakaya gelir tarafı yok ama geceden beri çok şaka yapıldı. En hoşuma gitmeyenini size söyleyeyim bu şakaların. İşte A Haber çok düşük gösteriyor doları. Halk TV'de de normal yani piyasa değeri gösteriliyor. A Haber'den dolar alalım. Halk TV'de satalım para kazanalım. Gülücük yazanlar var. Halk TV'de bilmiyorum A Haber'den dolar alabilirsiniz. Belki de Halk TV'de size sadece haber verilir. Herhangi bir e, ticarete alet olmaz bu ekran. Yayınlanan reklamlar dışında. Onu söyleyelim. E, devam ediyor. Komik şeyler var, şakalar var. Haklısınız. Ben size bir şaka yapayım. TÜİK böylesi bir günde dedi ki işsizlik düştü. Bundan daha komik bir şey olabilir mi? TÜİK'e göre, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsizlik oranları düşüşteymiş efendim. Ya nerede düştüğünü, kim söylüyor düştüğünü, ha bir, piyasaya bir sıksınlar da görsünler. Kim söylüyor öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Bütün millet hep aç. İş bulamıyor yani. Yani iş alamıyorlar. İstihdam düştü, işsizlik de düştü. TÜİK'in verilerine göre işsizlik geçen yıla oranla 0,5 puan gerileyerek %13,2 oldu. Ancak istihdam oranı da bir önceki yıla oranla 2,9 puan gerileyerek %42,8 olarak kayıtlara geçti. İşsizlik arttı. Zaten pandemi süreciyle insanlar eleman çalıştıramıyor. Kısa çalışma ödeneni ya da işte ücretli izne çıkarıyor. İşsizliğin düşme ihtimali yok yani. İşten çıkarlar hatta ücretsiz üstüne. Bu Mart'ta şey bittiğinden dolayı ücretsiz izin muhabbeti. Şu an işsizim. 2020 yılında bir önceki yıla göre işsizlik 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 kişi oldu ve %13.2 oranına geriledi. Genç işsizlik oranında da 0.1 puanlık azalmayla %25.3 olarak açıklandı. Kimisi bir yıldır, kimisi altı aydır iş arıyor. Pandemi etkisiyle pek umutları yok. Ancak işkurun önünde güzel bir haber için beklemeye devam ediyorlar. Ben bir yıldır işsizim zaten, iş bulamıyorum. İşte gidip geliyoruz, işte değerlendiriyoruz. Pandemidir, kimse işe almıyor pandeminin yüzünden. Yani zor. Geçen seneden beri iş arıyorum. Geçen sene lisem bitti. Son birkaç aydır iş arıyorum. Başvurdum ama kontenjanın dolu olduğunu öğrendim. Diskara göre durum TÜİK tarafından açıklananlar gibi değil. Diskar ise TÜİK'in aksine işsizlik rakamlarının geçen yıla oranla %27,4'e yükseldiğini, istihdam kaybının ise %34,4 olduğunu açıkladı. Vatandaşa göre işsizlik azalmadı, aksine daha da arttı. Bir sıcak gelişmeyi duyurayım size. Boğazçı dayanışması kamuoyuyla paylaşıyor bilgiyi. Nihayet iyi bir haber sayarsanız iyi bir haber tahliye edildiler efendim. Arkadaşlarımız Koral, Akın ve Necmettin tahliye edildi. Şilan, Anıl ve Ömer'i de alacağız. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana dek kayyumlar gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz diyor Boğazçı dayanışması. Tutuklu yargılanan 3 kişi daha tahliye edildi, serbest bırakıldı. Şimdi geride 3 kişi kaldılar. 3 tutuklu var. Boğaziçi Üniversitesi direnişi ise sürüyor. Bu ülkede gençler geleceklerine iyimser gözlerle bakamıyorlar maalesef. Bugün belki dikkatinizi çekmiştir. Sosyal medyada 20'li yaşlarında birçok genç ceplerinde para olmadığını, yarından umutsuz olduklarını, işlerinin olmadığını, çalışsalar da ellerine geçen parayla ayın sonunu getiremediklerini ve bir önceki nesle göre çok şanssız olduklarını paylaştılar. Düşüncelerini duyurmaya çalıştılar. Hal böyleyken şükredin tavsiyesinde bulunanlar oluyor. Bir de üstüne vazifeymiş gibi ekonomideki gidişata dair Ayasofya Camii Baş İmamı fetva vermeye kalkıyor. Bir de o çıktı başımıza. Ayasofya Camii Baş İmamı ekonomiye dair tweetler atıyor efendim. Üzerinde durmaya gerek duymuyorum. Ve devam ediyorum haber akışıyla. Herkes kendi işine bakacak. E, fetva makamı da yok bildiğim kadarıyla. Hala Anayasa'ya göre laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde laik, demokratik, sosyal hukuk devletinde. Kadınlar hakları için mücadele etmeye devam ediyorlar. Hafta sonunda İstanbul Sözleşmesi gece yarısı kanun hükmünde kararnameyle kaldırılınca yine sosyal medya çalışması başlattılar. Morardınız mı diye yazdılar. Ne güzel oldu bak sözleşme kaldırıldı. Morardınız mı diyenler oldu. Bir gece sonra Türk lirasındaki değer kaybıyla morarmayalım daha fazla yanıtı verildi. Bu ülkenin kadınlarının hak mücadelesini görmezden gelmek bu ülkede her gün işlenen kadın cinayetlerini görmezden gelmek ve bir gece yarısı keyfi bir kararla meclis tarafından, mecliste temsil edilen dört parti tarafından onaylanmış İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmak Türkiye'de yaşayan herkesi daha güvencesiz kıldı. Ve Türkiye'nin cesur kadınları kadın cinayetlerini durduracağız platformu bugün Taksim'de eylem yaptı. Yıllardır yasak olan Taksim'de oturdular seslerini duyurabilmek için. Gözaltına almaya çalıştılar o kadınları direndiler gözaltı aracına binmemek için. Birbirlerini kurtardılar. Kadın kadının kurdu değil yurdudur diyerek birbirlerine yardımcı oldular. Geleceğe bir parça iyimser bakabiliyorsak bugün hak aramaktan vazgeçmeyen cesur kadınlar sayesindedir. <laughs> Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildi. Ancak kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bu kare Taksim İstiklal Caddesi'nden Halk TV muhabiri Gül Gündüz görüntüledi. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyeleri meydanda bir araya geldi. Sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine karşı eylem yaptılar. Her gün kadınlar öldürülür kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı bir imzayla sesetiklerini açıkladılar. Uyumadık. Biz günlerdir zaten uyuyamıyoruz. Yasaları uygulatmaya çalışırken ihmallerle karşılaşan kadınları yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadelemiz sürecek. Ancak polis kadınlara önce müdahale etti. Açıklamaya devam etmelerini engellemek istedi. Ancak gözaltı işlemi yapılmadı. Kadınlar meydanda eylemlerini sürdürmeye devam ettiler. Basın mensuplarının kadınların yanına yaklaşmasına izin verilmedi. Ölmek istemiyorlar, yaşamak istiyorlar. Halk TV muhabiri o anlarda canlı yayındaydı kadınlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yaptılar. Bir kez daha kararın gözden geçirilmesi için ve sözleşmenin uygulanması için çağrı yapmışlardı ancak şu anda polis noktasında bir polis noktası oluşturuldu ve kadınlar çemberi alındılar. Burası İstiklal Caddesi'nin girişi. Ben ve birçok basın mensubu da kadınların yanına giremiyoruz şu anda ve biraz daha uzaklaştırıldık aslında. Hemen arkamda bir polis çemberi var gördüğünüz gibi. Kadınlar bu çemberin hemen içerisindeler. Meydandan izole edilmiş bir şekilde eylemlerini sürdürdüler. Karardan vazgeçilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Karar geri çekilene İstanbul Sözleşmesi... Vatan seven 1973 isimli Twitter kullanıcısı, "Hep Türkiye'yi kötülüyorsunuz. Bu kadar kötüyse kapı orada. Niye gitmiyorsunuz? Gidebilirsiniz. Niye giderim? Memleket, vatan hepimizin. Başka vatan yok." daha iyi yaşayacak çocuklarımız bu ülkede kalacağız mücadele edeceğiz daha iyi yaşayabilsinler diye ve memleketi kötülemek değil derdimiz çocuklarımıza daha güzel yarınlar hazırlayabilmek çocukları cinsel istismardan koruyan sözleşme de kaldırılsın sırada o var diyor Abdurrahman Dilipak mesela nereye kadar izlenecek tüm olup bitenler Hiçbir zaman izleyici kalmadık. Her zaman tepkimizi gösterdik diyen bir avuç cesur insan. Şu fotoğraf 22 Mart 2021 tarihinde çekilmiş bu fotoğraf karesi yaşananların özeti. Yer Taksim Meydanı. Muhabirimiz, başarılı genç kadın muhabirimiz Gül Gündüz hem Skype'tan yayın yaptı hem olayı görüntüledi. İzin vermediler. Dairenin içine almadılar. Yukarılara bir yere çıktı oradan görüntü almaya gayret etti. Kadın muhabirimiz Yukarıdan aldığı görüntü bu. 20 kadar kadın var ama nasıl dirençli, dirayetli, direnen kadınlar. 20 kadın var. Dövizlerini hazırlayıp gelmişler Taksim Meydanı'na. Etraflarını nasıl çevirmiş emniyet güçleri görüyorsunuz. Sanki bu 20 kadın çok tehlikeliymiş gibi. Türkiye'ye çok zarar verecekmiş onların yapacağı eylem. Ya da Taksim'de o civardan geçenlerin hayatını tehlikeye atacaklarmış gibi. Bu 20 kadın neyi tehlikeye atıyor acaba? Etrafını niye böyle sardınız? Zırhlı araçlar, otobüsler, onlarca polis memuru. Bu 20 kadının etrafını neden sardınız? İşte bu soruya bir yanıt bulmamız gerekiyor hep beraber. Bu ülkede daha rahat, daha özgür yaşayalım diye. Ve herkes maskesini çıkarsın lütfen. Çıkarın lütfen. Yok mu bizim yasalarımızda kadınları koruyacak maddeler canım? İstanbul Sözleşmesi miymiş kadınları koruyacak olan? Uygulamadınız ki. Bir yıl sadece uygulamaya gayret ettiniz 2011'de ve o yıl son 20 yıl içinde kadın cinayetlerinin en az işlendiği yıl oldu. Sonrasında sözleşmenin gereğini yerine getirmediniz. E canım kutuplaşmaya alet oldu sözleşme. Kim alet etti? Siz alet ettiniz. Yapmayın. Herkes neyin ne olduğunu farkında. Kimi hala konuşmaya çekiniyor, başıma bir iş gelmesin diye. Kimi ise artık daha yüksek sesle konuşmakta. 20 kişiydi taksim meydana çıkan ama evlerinin pencerelerinden tencere tavan tavaç alanlar var. Yapabildiğimiz bu kadar şimdi. Bunu da yapabilmek çok önemli. Tencere tavaç alan var evlerinin pencerelerinden camından hep aynı hava diye yanıt buluyorlar. Ama onlar biz kararlıyız. Bu sözleşme hükümleri yeniden uygulanmak durumunda diyorlar ve tepkilerini ortaya koyuyorlar başka yapılacak yapabileceğimiz şu anda bir şey yok diyenler, tweet atmaktan bıkmış olanlar, tweet atarak bir yere varlamayacağını düşünenler onlar. Tencere tavalarla saat tam 21'i gösterdiğinde eylemdeler. Sokağa çıkma yasağı vardı ancak kadınları engelleyemedi. İstanbul Sözleşmesi'ne tepkilerini bu kez tencere tavalarla gösterdiler. Evlerinin pencerelerinde balkonlarındaydılar. İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz dediler. İstanbul sözleşmesi için ses çıkar eylemine Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar katıldı. Verice, Sokaklar, mahalleler, meydanlar saat tam 9'da tencere tava sesleriyle yankılandı. Kimi yerlerde kadınlar enstrümanlarıyla katıldılar eyleme. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin, gelsin. Niye sesini çıkarmaktan korkuyor koca kurumlar? 8 Mart'ta müşterisine duygusal reklam filmi çekip sunanlar, kadınlara güzellemeler yapanlar, övgü düzenler niye sesiniz çıkmıyor İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmış olmasına? Bir tek Fenerbahçe Spor Kulübü tebrik edeceğim müsaadenizle. Fenerbahçe Spor Kulübü çok net, açık bir şekilde kamuoyuyla paylaştı düşüncelerini. Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya da davet ediyoruz diyor Fenerbahçe. Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz. Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına, adına hayata geçirdiği He for She kampanyasını iki yıldır destekleyen kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce eşit şartlar altına yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle kadına şiddet suçtur, ortak olma, seyirci kalma diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Tutun ya da tutmayın. Hiç sevmeyebilirsiniz. Ezeli rakip de olabilirsiniz Fenerbahçe'ye. Ama bu tutumundan dolayı koca bir alkışı hak ediyor. Bilmem paylaşır mısınız benimle bu görüşü. Derbiden vakit kalırsa bahsederiz efendim. Bültenimizin belki ikinci bölümünde. Müsaade ederseniz İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya devam edelim. E bir gece yarısı keyfi biçimde kaldırılabiliyorsa şayet meclisi yok hükmünde sayıyorsa ülkeyi yöneten zihniyet Meclistekiler ne yapıyor orada? Milletvekilleri neden hala oturmaya devam ediyor diyenler için muhalefetin ne yaptığını anlatacağız şimdi. Tepki gösterenler var. Muhalefet milletvekillerinin içinde ilk günden beri çok sert bir biçimde İstanbul Sözleşmesi'nin eleştirilmesine karşı çıkanlar kadın hareketinin yanında yer alanlar oldu. Sera Kadıgil mesela mecliste olması gerektiği gibi konuşan isimlerden biri. Üstelik sivil toplum örgütleri de, e, örgütleriyle de dirsek teması halinde. Peki ya diğerleri? Muhalefete bir bakalım. Kes! 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 Ay, 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 ay! Son 10 yılda ülkemizde 3116 kadın cinayete kurban gitti. Yine bu yılın ilk iki ayında 51 kadın cinayeti yaşandı. Tek imza var ya tek imza inanın şu anda ülkenin başındaki en önemli problemlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'ni bir tek imza ile iptal etti. Deva lideri Ali Babacan o tek imzanın sahibi Erdoğan'ı hedef aldı. CHP sözcüsü Faik Öztürk öyle. Erdoğan'a 10 yıl önceki paylaşımlarını hatırlattı. Erdoğan bundan 10 yıl önce ne demiş? Kadına şiddet artık bir insan hakları ihlali. Sözleşme Türkiye'nin öncülüğünde hazırlandı. İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan bu paylaşım İstanbul Sözleşmesi'nin terk edildiği gün tüm dünyaya ve ülkemizdeki tacizcilere, tecavüzcülere, kadın katillerine şu mesajı verdi. Kadına şiddet artık insan hakları ihlali değildir. Artık kadınlara, çocuklara şiddet uygulamak caizdir. Ülke zaten uzunca bir süredir bir karanlığa sokmuşlardı ama artık karanlıktan yönetilen, karanlıklarda alınan kararla aynı o askeri vesayet döneminde gibi, aynı o muhtıra dönemleri gibi yönetmeye başladılar. Türkiye'nin farklı adreslerinden yükseliyor tepkiler. Muhalefet de Ankara'da konuştu. Açık açık söyleyin. Biz kadınların uğradığı şiddete karşı, aile içinde yaşanan şiddete karşı mücadele etmek istemiyoruz diye. Çıkın bunu söyleyin. Bu ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatına teşkilatının hazırlandığı bir grafik. Bu teşkilatın 37 üyesi var ve bu 37 ülke arasında kadına şiddet konusunda Türkiye birinci sırada. Bu tabloya bakıp bu ülkeyi 19 yıldır yönetenler de utanmalı. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Şimdi bu kararı alırsak bizden cesaret alanlar rahatlıkla eşine çocuğuna şiddet uygulayabilir. Bugünden sonra kadına şiddet ve aile içi şiddet nedeniyle mağdur olacak, şiddet nedeniyle yaşamını yitirecek her kadının her çocuğun vebalinin Erdoğan şahsı hükümetinin omuzlarda olduğunu, omuzlarında olduğunu buradan açıkça ifade ediyoruz. Avukat Figen Çalıkuşu ise kararın iptali için ilk dava açan isimlerden. Kararnameye biz vatandaşların dava açma hakkı yok maalesef. Ancak kararı dava edebiliriz. İstanbul Sözleşmesi artık Türkiye için geçerli değil. Dikkatler davaların açılmaya başladığı Danıştay'da. Şimdi DEVA Partisi kadınları toplu halde başvuruyorlar. Bir taraftan onu da söyleyelim, haklarını teslim edelim. Partilerin sözcüleri kadın değil. Milletvekillerine baktığınız zaman kadın milletvekili sayısı hala çok yetersiz. Genel başkanlar kadının siyasetteki yerini e, sorgularken bir taraftan listeleri oluştururken e, kadınlara yer vermiyorlar. Bu da ortada siyasette erkeklere Has bir şey sanılıyor. Kadın hakları konuşulacaksa biz erkekler konuşuruz diye stüdyolarda yan yana dizilen erkekler kadın haklarından söz ediyor ve selam. Bir kadın gazeteci de gerizekalıya anlatır gibi anlatıyorum İstanbul Sözleşmesi korumuyordu ki kadınları zaten diye yazmaya yeltenebiliyor. İktidarın daha da gözüne girerim diye düşünerek ve kendi okurlarına hakaret ettiğini fark etmeden ya da fark ederek. Devam edelim efendim. İktidar sözcülerinin ne söylediğinde vaktimiz kalırsa ekrana getiririz. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorlar. Biraz dürüst olmaları gerekiyor. Bugün en dürüst tweet bence Sağlık Bakanı'ndan geldi. Aşı yok. Salgınla mücadelede gelinen nokta bu. Ne zaman geleceği de belli değil. Aşı ile ilgili de tweet atamıyor. Haritada kızardı birazdan göstereceğim. Önlemde alınamadı maalesef. E ne yapsın? Dünya Şiir Günü'nü kutladı. Yalnız dedi ki Virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir. Şimdi virüse karşı şiir, şiir iyidir. iyidir, elbette. Moral iyidir, moralli olmak belki bünyeyi güçlendirir. Fakat siz Sağlık Bakanısınız Sayın Koca. Bu mudur atacağınız tweet? Şi Dünya Şiir Günü'ydü dün, üstelik bu sabah attı. Dün atacaktım da unutmuşum bugün paylaşayım diye. Bu sabah attı, Dünya Şiir Günü'müzü Günü kutladı. Aşı yok şiir vereyim diyor. Kabul edecek miyiz? Şiir kurtaracak mı bizleri? Lebalep kongreler yapılmaya devam ediliyor. Çarşamba günü AKP'nin kongresi yapılacak. Anlatacağım birazdan. Ve bu sefer tüm kongrelerin en görkemlisi ve en kalabalığı olacağı söyleniyor. Büyük kongresi. AKP kongre toplamaya hazırlanırken Ankara'da kabine değişikliği de konuşuluyor. Koltuğunu koruyacak isimler sıralanıyor. Koruyamayacak isimler de. Sağlık Bakanı'nın da değişeceği belirtiliyor kulislerde bilmem o yüzden mi kendini şiire verdi bu aralar sayın koca aşı nerede aşı bilmem nerede diye dönüp bize sormasa bari haritayı göstereyim. harita e, kızarmakta Türkiye'nin risk haritası e, hafta hafta kızarıyor e, hiç kim şu anda tek bir il var tek bir nokta var mavi o da Şırnak onun dışında mavi il kalmadı efendim bir tek mavi Şırnak kaldı görüyorsunuz. Bütün illerimizin riski artmış durumda. Başkent kıpkırmızı, İstanbul kıpkırmızı, zaten Karadeniz olduğu gibi kırmızı, Antalya kıpkırmızı, İzmir kıpkırmızı, baktığınızda Malatya, Konya kıpkırmızı ve salgın kontrolden çıkmış vaziyette ve maalesef salgını konuşmaya takatimiz kalmıyor. Bir taraftan paramızın değer kaybı %16 değer kaybetti. Devalüasyon yaşandı dün gece. Bir taraftan insan hakları ihlalleri. İyi ki insan hakları eylem planını açıkladılar değil mi? Bir de ekonomik reform paketi. Şimdi kongrede müjde verilecekmiş hepimize. 2023 müjdesi için çarşamba gününü beklemek durumundayız. Allah beterinden saklasın. Devam edelim efendim. Size kongre ile ilgili hazırlıkları anlatayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti istiklal harbimizdir. Cumhuriyetimizdir. 24 Mart AKP için tarihi bir gün. 7. olan kongresini toplayacak çünkü. 2023 seçimlerinden önce son kongre. Kulisler değişmesi ihtimal kabine ve parti yönetimine kilitlendi. AK Parti gelecektir. Ülkemizin önümüzdeki yarım asrını bir asrını aydınlatandır. İddiaya göre bazı bakanlıklar yeniden aydınlanabilir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Zehra Zümrüt Selçuk, Murat Kurum, Mehmet Ersoy kabine dışı kalabilir. Bölünme olursa Faruk Çelik yeniden Çalışma Bakanı olabilir diyor kulisler. AK Parti'ye tüm gücümüzle sahip çıkıyor. Partimizi gözümüz gibi koruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise en dikkat çekeni eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması Maliye Bakanı olabilir yorumlarını beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya da Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği de konuşuluyor. Yıldırım meclis grup başkanı da olabilir. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek çok beklersin. 128 milyar doları kime sattı? Damat kadar taş düşsün başınıza. Çok sık soruyor muhalefet 128 milyar dolar ve damat nerede diye soru cevabını kongre sonrası bulabilir. Erdoğan'ın son dönemde sık sık savunduğu Albayrak'ın parti yönetimine girebileceği konuşuluyor. Erdoğan kabineden bazı bakanları MKYK yönetimine alabilir. Bu nedenle kabine değişikliğinin çarşamba gününden önce olabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın yeni kabinede siyaset kökenli isimlere ağırlık vermesi bekleniyor. Allah Allah. Yeni hükümet sisteminde kabineye giren milletvekilinin meclis üyeliği sona eriyor. Yani milletvekilliği düşüyor. Daha önce 5 milletvekili istifa edip kabinede görev aldı. Erdoğan'ın meclisten alacağı isimlerin son derece sınırlı olacağı kulisi de var. Parti sözcüsü Ömer Çelik adı geçenlerden. AKP 81 il başkanının 52'siyle 973 ilçe başkanının 715'ini değiştirdi. Yüksek değişim rakamları 50 kişilik MKYK'ya da yansıyabilir. Hatta yarısı değişebilir. Bir tüzük değişikliği de bekleniyor. Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü genel başkan vekilliğinin kaldırılıp siyasi ve hukuk işleri başkanının aynı zamanda genel başkan vekili olması önerisi de var. Salon lebalep Dolu. İlk kongrelerindeki kalabalığı kendisi övdü ama muhalefet çok eleştirdi. Büyük kongresi de çok farklı olmayacak gibi. AKP'de dikkatler 24 Mart'ta. Cumhur İttifakı devam eder seçimler zamanında. 2023'te olursa Erdoğan ittifakın tek adayı. Şimdi önce bir çarşambayı atlatalım. Kabine Toto oynanıyor. İşte o isim gelecek, bu isim gidecek. Berat Albayrak'ı çok özledik diyenler var. Bir taraftan bak görüyor musun ekonomiyi iyi yönetiyormuş meğer diyenler var. Sağlık Bakanı gidecek de yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı ne olur? Tüm bunlar tartışılıyor. Okullar tıklım tıklım dolu. Yüz yüze eğitim devam ediyor. Bazı okullar kapatılmak durumunda kalınıyor. Virüs mutasyona uğramış virüs kol geziyor ülkemizde. Ve bunu konuşamıyoruz dahi en vahim olanı da. Aşı deseniz aşı takvimi sarkmış vaziyette. Yeni aşı ne zaman gelecek sorusunun bir yanıtı yok. Üzgünüm yani ben bunları anlatmak durumundayım. Bir umut yok mu derseniz az evvelsi umudun ismini söyledim. Sorgulayan, soran, sesini yükseltmekten korkmayan cesur insanlar umudumuz. Daha güzel günler göreceğiz elbette. Hayatta kalırsak, koronayı da atlatırsak, sağ salim görürsek yeni yılı elbette daha güzel olur herhalde her yeni yıl. Şimdi haritada Uşak bir maviydi. Batıda biliyorsunuz. Onun rengi de sararmış vaziyette. Bir detaylı haber hazırladı. 70 ilde vaka sayısı artmış. Çünkü bütün normalleşme adımları olması gerekenden daha önce atıldı. Hiçbir tedbir yokken ve 70 ilde vaka sayısı artmış durumda. Tam 70 ilde vaka artışı yaşandı. İstanbul, İzmir, Ankara dahil 14 il haritada rengini kırmızıya çevirdi. Uzmanlar salgında 3. dalga işaret ederken sadece 11 şehirde vaka düşüşü yaşandı. Sağlık Bakanlığı son haftalık vaka artış haritasını açıkladı. Çok riskli il sayısı 25'ten 39'a yükseldi. Paylaşılan rapora göre vaka artışı en yüksek olan il Samsun olurken bu sırayı Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip etti. Her gün yeni bir karar çıkarıyorlar, her gün yeni bir genelge yayınlıyorlar ama kimsenin uyduğu da yok yani. Önlem hiç alınmadı baştan. Baştan alınsaydı böyle olur muydu? En baştan bir kere gerçek davranıldı. Doğru iş yapılmadı. Baştan kapatacaklardı. Vatandaş da uymuyor. Devlet de işini yapmadı baştan. Vatandaş salgınla mücadelede sistemsel sıkıntı var diyor. En baştan beri hata yapıldığını söylüyor. Bir yasak getirdiler. Herkes dışarıda. Yasak kimse uygulamıyor. Yasak kimse uygulamıyor yani. Kendileri bile uygulamadık. Halde mitingler yapıyor, kongreler yapıyor. Binlerce, milyonca insan toplanıyor. E tabii ki artacak vaka yani belliydi. Baştan beri yönetim hatası var. İlk günden beri hata üstüne hata, hata üstüne hata. Yani bu şekilde hiçbir şey, çözüm bulamadılar yani. Uzmanlar vaka sayısının daha da artmasından ve haritanın tamamının kırmızıya dönmesinden endişe duyuyor. Tıklım tıklım sokaklar, toplu taşıma araçları bir taraftan yokmuş gibi davranıyoruz koronavirüs diye bir şey ama hastanelerde tıklım tıklım dolmakta ve sağlık çalışanları artık çok yorgun. Bu üçüncü dalgayla nasıl mücadele edeceklerini bilemez vaziyetteler. En zor seviyeymiş herhalde bu bilgisayar oyunuysa hayat en zor seviyesine denk geldik diyor 15 yaşındaki izleyicimiz Mustafa. Zor bir seviye geçmek için ikinci bir canımız da yok tek canımız ama geçeceğiz Mustafa. Bunun için buradayız hep birlikte atlatacağız bu zor günleri. Nevruzdan hiç söz etmediniz diyen var. Peki e, hakikaten sıra da gelmedi. Hafta sonunda izlemişsinizdir e, ana haber bülteninde tüm detayları. E, hani bahar geldi desek dışarıdaki hava da çamur yağdı dün gece İstanbul'a. Bugün de gök gürledi. Ankara'yı da göstereceğim. Biraz daha soğuklar devam edecekmiş. Karla karışık yağmur geliyor diyor meteoroloji Perşembe günü. Ne anlatayım? Ha. Efendim eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a bu kez de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Peki ne zaman işlenmiş bu suç diyecek olursanız, şimdi Can Coşkun konuştu. Demirtaş'ın avukatlarıyla meslektaşım Can Coşkun konuştu. farklı yerlerde yaptığı konuşmalar konu edilmiş ve 5 yıl evvel söylediği sözlerden dolayı daha bugün 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Selahattin Demirtaş ee, savunma yapmış. Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. İki cümle eleştiri yaptım diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok. Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedef almadım. Niye o kadar az söyledin diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir diye bir savunma yaptı mahkemede. Mahkemede en üst sınırdan hiçbir ceza indirimi uygulamadan 3 yıl 6 ay hapis cezasını verdi Demirtaş'a. E diğer bir mahkemede durur mu savcılar? HDP'nin şu anki eş genel başkanı Mithat Sancar hakkında daha yeni Nevruz'da yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma başlatıldı bu kez. Mithat Sancar'la ilgili. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına yaptığı konuşma gerekçe gösterildi. Sancar'la ilgili soruşturmaya örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle başlatılmış soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Diyarbakır Nevruz'unda 2013'te Abdullah Öcalan'ın Nevruzalarında okunan mektubunu hatırlatmış ve mektuptaki yeni bir dönem başlayacak, silahlar değil siyaset öne çıkacak ifadelerini tekrarlamıştı. Bunun üzerine ve şunu söylemiş yalnız Sancar bir de mektupta yer alan bütün barış çağrısını destekliyoruz. Bunun üzerine terör propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı bugün HDP'nin mevcut eş genel başkanı hakkında. Ömer Faruk Gergerlioğlu meclisten çıkarttılar hafta sonunda. Sonra gözaltına aldılar yaka paça sabah namazı vakti abdest alırken. Sonra da aynı gün içinde serbest bıraktılar biliyorsunuz. Şimdi evinde nöbet tutmaya devam edecek Gergerlioğlu. Şimdi e, bunca günden madde 45 dakika nasıl geçti anlamadım. İlk bölümün sonuna geliyoruz ama anlatmam gereken çok önemli haberler var daha size. Bir de bir vakıf çıkarttılar. Beyazıt Han Vakfı diye. Meğer İstanbul'un yarısı bu vakfa aitmiş. Gezi Parkı dahil. İstanbul'da ne kadar tarihi bina varsa Beyazıt Han'ın herhalde hayattaki varisleri mi bu vakfı kurmuş? İstanbul Büyükşehir Belediyesi araştırmış vakfı. Hayır vakıf öyle bir vakıf da yok. Ne oluyor peki? Gezi Parkı'nı alıp belediyeden Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle Beyazıt Han Vakfı'na veriyorlar. Tepki gösteriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullular adına. Bu, bütün düğmeleri aynı anda basılıyor sanırım. Ne kadar hassas sinir ucu varsa toplumun hepsine aynı anda basılıyor. Bu neye delalet ediyor? Yorumu siz yapın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yarışma açtı. Taksim Meydanı'nı düzenleyecekti. Yarışmaya katılan bütün vatandaşların görüşleri doğrultusunda hayır yapamazsın diyorlar. Gezi Parkı'nı da senden aldım diyorlar. E verdikleri vakıf o vakfa bir bakalım. Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti. Gerekçe olarak 2008 yılında yapılan yasal düzenleme gösterildi. Ee, dönüyor, biraz daha bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de düzenlenen zirveden ses yükseltti. Kararı trajikomik olarak niteledi. Çok trajikomik bir karar. Mesnetsiz bir kararla İstanbul halkına ait orada güzel bir parkın, Akşamdan sabaha bir kararla, bir yazıyla bekler gibi hazır halde vakfın şeyin de tapununda bunu hemen e, vakıflar genel müdürlüğü adına tescil etmesi e, çok e, İstanbulluya karşı böyle hani e, hiçbir kural dinlemek sizin kendi e, bildiğini yapmaya çalışan bir aklın sonucu. İmamoğlu mülkiyet davası açacaklarını da belirtti. Kanunun yasanın ışık tuttuğu şekliyle tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyoruz. Davamızı başlatıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü devirle ilgili açıklama yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda vakıflar kanununun ilgili maddeleri uyarınca evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir. Topçu Kışlası'nın 2. Bayezid tarafından yapılmadığı kabul edildi. Buna rağmen devir işlemi 2008 yılında çıkarılan kanuna dayandırıldı. Mülkiyeti devredilen sadece Gezi Parkı değil. Açıklamada Türkiye genelinde 1014 taşınmazın bahsi geçen vakıf ve farklı vakıflar adına tescil edildiği belirtildi. Şişli Etfal Hastanesi, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Said Halim Paşa Yalısı gibi yapılar o listede yer aldı. Açıklamayı sosyal medya hesabından alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, hevesinizi aldıysanız parkı geri verir misiniz diye sordu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da paylaşımda bulundu. O da tepkiliydi. Vakıf yoluyla meydana gelmemiş ve vakıf varlığı olmayan parkı neye dayanarak aldınız ifadelerini kullandı. Daha ne olsun, ne olabilir acaba da? E i̇şte herkes kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Daha doğrusu iktidar kendi seçmenini yeniden bir arada tutmaya çalışıyor. Ne dersek bir araya gelir gezi diyelim. Saldırı altında ekonomimiz diyelim. Bir araya gelecek mi vatandaş halen bu durumdayken? Vakıf yok. Ya yani Öyle bir vakıf yok. Belediyeden illaki alacaklar gezi parkını. Nedendir bu ısrar? Neden? Yorulmadınız mı? Aa, yorulduk. Hep beraber yorulduk. Bir de Hava da depresif herhalde ondan mı biraz bilmem. Ankara'da İstanbul'da sürekli yağmur yağıyor. Bugün dolu yağdı. Gök gürlemesi bayağı korkuttu Ankaralıları. Yıldırım düştü Ankara'nın göbeğine. Meclise düştü. O da meclis bahçesine. Asırlık bir ağaca denk gelmiş. Göstereyim efendim. Bugün parlamento muhabirimiz Fatih Erçık. Bizim ortak WhatsApp grubuna. Yıldırım düştü, yıldırım diye yazdı. Baktık meclise düşmüş hakikaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde bir e, asırlık ağaca isabet etmiş. Ağaç e, yarılmış. Neyse ölen ya da yaralanan yok çok şükür ama e, durum bu. Yağmaya da devam edecek diyor meteoroloji. Konuşuruz efendim. Bir yere ayrılmayacağınızı ümit ediyorum. Daha girizgahtı bu. Anlatacaklarımızın devamı ikinci bölüm. 22 Mart pazartesi akşamında halkın ekranında halk ana haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Bu sabah Türkiye'de yaşayan herkes daha fakir uyandı. Türk lirası değer üstüne değer kaybetti. Borsa 79'luk sert bir düşüşle kapandı. Borsada e, tahta kapandı işlemlere ara verilmek durumunda kalındı. Tüm bunları konuşuyoruz efendim. Doların yükselişi değil Türk lirasının değer kaybı demeyi tercih ediyorum. Çünkü dünyada böyle bir durum yok. Dünyanın her yerinde dolar yükseliyor desek öyle bir durum yok. Olan şu paramız değer kaybediyor. Ve liyakat sahibi olmayanların ekonomi yönetiminin başına getirilmesi bunun sebebi. Gelin adını açıkça koyalım. Emin Çapa da anlatacak size. E, Halk TV ekranlarında ve anlatıyor da Aslına bakarsanız uzun zamandır. E, hele şu yetkiyi bir verin. Faizli maizli nasıl uğraşılıyor göreceksiniz denilirken... Yetki de verildi ama hem faiz rekor oranda arttı... ...hem de TL rekor oranda değer kaybetti. Tüm bunları konuşuyoruz. Reklam arasında boş durmadık. Gönderdiğiniz e, mesajları attığınız tweetlere baktık. Ayçiçek yağından söz edin. Tüm bunlar hayat pahalılığını gölgelemek için... Suni gündem maddeleri diyen izleyicimiz var. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Elbette asıl gündem hayat pahalılığı, yoksulluk, ekonomik kriz, cebimizdeki paranın eriyip gitmesi ama diğer gündem maddeleri de bunun kadar önemli. Ve hep söylüyorum hak, hukuk, adalet yoksa ekonomide de düze çıkış yok maalesef. Demokrasi ile ekonomi el ele ilerliyor bir memlekette. Aksi mümkün değil. Şayet çok büyük petrol rezervleriniz yoksa şayet sırtınızı dayayabileceğiniz böylesi bir rezerve sahip değilseniz. Ekonomiden anlayanlar Venezuela gibi olur muyuz sorusuna Venezuela'nın petrolü var diye yanıt vermeye başlamışsa durup düşünmek gerekiyor. Ayçiçeğin de vergi kalktı. Evet bir taraftan iyi haber mi bu? Ucuzlar mı Ayçiçeği? Çiftçi ne düşünüyor? Birazdan anlatalım efendim. Marketlerde alarmla satılan ayçiçek yağını da gördük, alarmla satılan peyniri ve bebek mamasını da. Elbette tüm bunları konuşacağız. Az evvel galiba hatalı bir şey söyledim. Dedim ki bu ülkede yaşayan herkes artık daha yoksul. Yanlış. Bir avuç insan var ki onlar hafta sonu Türk lirasının değer kaybedeceğini de bildikleri için dolar aldılar. Kim bunlar? Açığa çıkması gerekiyor ve dolarla iş yapanlar. Devletin dolarla garanti verdikleri bir avuç müteahhit. Şimdi size bu bölümün başında bir garantiden söz edeyim. Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidildi. İş bitti. Sözleşme iş bittikten sonra değiştirildi. Araç geçiş garantisi 4 katına çıkarıldı. İşletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı. Onlar mutlu. Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. Bittikten sonra sözleşme yeniden değerlendiriliyor. Ne bu derdiniz? Niye vatandaşın cebindeki parayı alıp 3-4 müteahhite, 5 müteahhite, yandaş müteahhitlere vermeye çalışıyorsunuz? Yap işlet devlet modeliyle yaptırıldı Kuzey Marmara Otoyolu projesi. İş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidildi. Araç geçiş garantisi 4 kata kadar arttırıldı. İşletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç gündeme getirdi bu yeniliği. 4 yıl uzatıyorlar sözleşmenin süresini. 9 yıldan 13 yıla çıkartıyorlar. Araç geçiş garantisini de 4 katına çıkartıyorlar. Yazıktır günahtır. Milletin cebinden, cebinden elinizi artık çekin diyoruz. Pandemi sürecinde esnafı, çiftçiyi, emekliyi görmezden gelen iktidarın yandaşa çalışmaya devam ettiğini belirtti. 4 kat arttırılıyor. 4 kat daha İktidar vatandaşın cebinden elini çeksin dedi. Öztunç yazılı bir soru önergesi de sundu Meclis Başkanlığı'na. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sordu Öztunç sorularını. Yapılan değişiklikler nedir? İhale sonrası yapılan değişikliklerle ilgili talimatı kim vermiştir diye sordu. Ayasofya Camii imamı bu sıkıntıları çözecek inşallah diyor. Ömer Yılmaz şaka yapmış izleyicimiz Twitter'da. Ayasofya Camii imamı her konuda konuşuyor maşallah. Bugün de ekonomiye dair fetva verdi. Twitter üzerinden e konuşacak profesör tabii. Ekonomi profesörü mü? İlahiyat profesörü bildiğimiz kadarıyla. E Ayasofya niye açıldı? Baş imam fetva versin diye öyle mi? Yeni akit bugün bir kez daha söyleyeyim. Dikkatlerden kaçmasın ve not alalım. Sür manşetinde istenirse hilafet mecliste 15 dakikada getirilir diye görüş aktardı. 15 dakikada hilafet geri gelebilirmiş. Meclis bir oylama yapar. Hilafeti isterse geri getirirmiş. Ne düşünüyorsunuz? Yazın. Çekinmeyin artık. Artık çekinmeyin en azından. Bu ülkede yıllardır verilen bir demokrasi, insan hakları ve laiklik mücadelesi var. Canından olanlar var bu uğurda. Bedel ödeyenler var ve bedel de ödenmeye devam ediliyor. Az evvel ilk bölümde göstermiştim. İstanbul Taksim Meydanı'nda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 20 kişilik küçük bir grupla oturma eylemi yapmak istedi ve 200 kadar polis sardı etraflarını. Gözaltına almaya çalıştılar kadınları. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın diyen kadınları, onlar direndiler, gözaltına alınmamak için. İstanbul Sözleşmesi e, dünya istedi diye mi dayatıldı Türkiye'ye? Bizim örf ve adetlerimize ters dediler. İmza atarken, daha doğrusu sözleşmenin yazımına katkıda bulunurken neredeydiniz ve uyguladınız mı sanki bu sözleşmeyi bugüne kadar, yalnızca 2011 yılında bir süre için uygulanmaya çalışıldı sözleşme ve o yıl. Bu ülkede son 20 yılda en az kadın cinayetinin işlendiği yıl oldu. Hedef aldılar sözleşmeyi. Tarikatlar ve cemaatler rahatsız diye açıkça konuşmak gerekiyor. Ha dünyadan tepkiler geldi sözleşmenin feshedilmesine. Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan hani geçen haftadan beri diyoruz ya Biden'dan telefon bekliyor Ankara diye. Telefon etmedi de kaygılarını, endişelerini iletti yaptığı açıklamayla. Derin hayal kırıklığı içerisindeyiz dedi. Amerika'da o dış tepkilere bakalım. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin yankılar sürüyor. <laughs> Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hayal kırıklığı olarak yorumladı. <laughs> Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır. Bir diğer açıklamada Fransa Dışişleri Bakanı Lodriyan'dan geldi. Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Maas yaşananları geri adım olarak niteledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bir geri adımdır ve Avrupa'ya yanlış bir mesajdır. Zira toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dünya çapında bir gerilemeye koşut bir yol izliyor. Hiçbir gelenek kadınların şiddetten korunmasının sorgulanmasını haklı gösteremez. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yurt dışından gelen tepkilere Türk dışişlerinden de yanıt vardı. Türkiye Cumhuriyeti haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur. Ülkemiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte almaya devam edecektir. Pek güzel söylemiş Dışişleri Bakanlığı ikna eder mi dünyayı? Dünyanın e, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ne kadar iki yüzde olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği hep kaygılıyız, endişeliyiz, concerned diye geçiyor İngilizce. Deeply concerned diyorlar, endişeliyiz diyor. Ardından söz konusu sığınmacılara gelince, e, söz konusu sığınmacılar olunca kaygılarını unutuveriyor. Umrunda olmuyor insan hakları ihlali. Zaten Avrupa Birliği yaptırımı uygulayacak, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımı uygulayacak diye değil. Biz daha iyi yaşamayı hak ediyoruz diye bu sözleşmeyi gündeme getirmişti bu ülkenin hak savunucuları. Bugün Antalya'da cezaevinden izini çıkan bir erkek kendisinden boşanmak isteyen karısını öldürdü. Daha bugün, bugün söz konusu kadın cinayetleri olunca yasalarımız mevcut. Onları uygularız, uygularız ve önleriz önüne geçeriz İstanbul Sözleşmesi'ne ne gerek var diyorlar. Ya da adına Ankara Sözleşmesi koyar devam ederiz demekteler. Ankara Sözleşmesi'ne ne yazacaksınız acaba? Bu ülkede herkes eşittir bazıları hariç mi diyeceksiniz? İnsanları cinsel yönelimlerine göre mi ayıracaksınız? Ayrımcılığa tabi tutacaksınız. Ne yazacaksınız? Devam edelim efendim. Ee, dediğim gibi bütün tuşlara aynı anda basıyor iktidar. Bunu niye yapıyor? Muhalefet bloğunun arasına duvar örmek için, muhalefet bir araya gelemesin diye ya da kendi seçmenine mesaj vermek için, milliyetçi tabana mesaj vermek için yaptıkları var. HDP'nin kapatılması ile ilgili başvuru örneğin. E, cemaatlere, tarikatlara mesaj vermek için, devam edin bize destek olmaya demek için İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması. Öte yandan acaba Kürt seçmenin içinde HDP'de söz konusu olursa kapatılması bize oy veren olur mu diye andımızla ilgili karar her kesimden oy arayışı. Bir sonraki nesli değil bir sonraki seçimi düşünmek böyle bir şey olsa gerek. Andımızla devam edelim. Bir sendika eğitim iş sendikası bir karar aldı diyor ki her sabah biz okullarda öğrencilerimizle birlikte andımızı okumaya devam edeceğiz. İşte o karar. Açtığın yoldan, açtığın yoldan, gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime ant, içeri. ant içeri. Adımızdan, aklımızdan, anılarımızdan ve andımızdan şu, bu istedi diye asla vazgeçmeyiz. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız? vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. Eğitim iş üyelerinin 2020-2021 eğitim öğretim süreci sonuna kadar andımızın sınıflarında okutulma kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağının andımız konusunda ayrı düşmesinin gölgesinde Eğitim İş Sendikası bir genelge yayımlayarak andımızı okutacağız dedi ve öyle de oldu. Öğretmenler sınıfta öğrencilerle beraber andımızı okudu. Bizler mahkemenin gerekçeli kararı sormasında anayasa mahkemesine tekrar başvurularak andımızın hakkında verilen uyanış kararını iptal edileceğine eminiz. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. Andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon. Dersin ki kardeşim bu ant okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Neden? Ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, andımın okunmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem aklı varsa kendine saklasın. Araya, aracı arayacağı varsa durmasın, arasın. Erdoğan milli andımız istiklal marşıdır diyerek rengini belli etti. Muhalefetse Bahçeli'den bir tepki bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki ayrışmaya dikkat çekiyor. Okullardan bir haber vereyim. Az evvel Türkiye haritasını gösterdim. Tüm iller neredeyse kızarmış vaziyette. 70 ilde vaka sayısı inanılmaz arttı. Kontrolden çıktı salgın. Ee, okullara yüz yüze eğitim ara verilmek durumunda kalınan iller oldu. Biri Sinop mesela, biri Çanakkale, Gökçeada. Gökçeada'da 5 okulda eğitim ara verilmek durumunda kalındı. Yüz yüze eğitimde vaka artışları sürüyor. Önceki gün Çanakkale Gökçeada'da 5 okul, şimdi de Sinop'ta bir okulda eğitime 14 gün ara verilmek durumunda kalındı. Sinop valiliğinden açıklama geldi. Merkezdeki bir ortaokulda ara verilen eğitime uzaktan devam edilecek denildi. Gökçeada'da da önceki gün salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla adadaki 5 okulda 29 Mart'a kadar eğitime ara verilmiş, öğretmen ve öğrenciler 10 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Diğer illerimizde de okullarda aynı tehlike söz konusu. Ee, ve bir taraftan da hani baharı bekliyoruz. Hava Ne diyorduk geçen sene bu zamanlarda? Farkında değildik hiçbir şeyin. Bilmiyorduk. Cahilce konuşuyorduk. Hava ısınsın etkisi azalır belki. Diyorduk değil mi? Etkisi azalmadı. Ee, sıradan bir grip salgını. Biraz ağır geçiyor yalnız diyenler. Öyle olmadığını gördük. Hastanelerin iş yükü artmış durumda ve üçüncü dalgayı kaldıracak durumda değiliz diyor hastaneler. Az evvel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün artık Dünya Şiir Günü'nü kutladığını söyledim. Şiir de savunma mekanizmasını güçlendirir diyor. Herhalde şaka yapıyor. Dalga geçiyor demek istemiyorum. Çünkü bizim Sağlık Bakan'dan beklediğimiz şiir günü tweet'i e atması değil. Aşı geldi. Yeni aşılar geldi tweet'i e atması. Çiftçimizin derdini konuşmaya devam edelim. Geçtiğimiz hafta fırtına vurdu çiftçiyi Güneyde, Mersin'de ürünler tarlada kaldı. Zaten borç altında ezilmekte çiftçimiz. Traktörüne haciz geliyor, tarlasına haciz geliyor bir taraftan ve kendini yalnız hissediyor. Ee, CHP Mersin milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'de çiftçinin yanındaydı. Ayçiçeği haberini birazdan verelim arkadaşlar. Çiftçi haberi için Mersin'e gidelim şimdi. Ayçiçeği çok mühim, onu da konuşacağız. Borçlarla boğuşan çiftçiyi bu kez fırtına vurdu. Seraları yıkılan, ürünleri zarar gören çiftçi destek bekliyor. Doğal afetten fırtına nedeniyle yıkıldı seram. Yetkililerden bu seramızın yardım edilmesini diliyoruz. Para etmediği için marullar arazide kalmış, satamıyor. Bunu Türk çiftçisi hak etmiyor, Erzemli çiftçisi hak etmiyor. Geçen hafta yaşandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçinin ürününü vurdu. Fırtına sebebiyle seralar hasar gördü. Ürünler tarlada kaldı. Bin bir zahmetle üretilen marullar para etmiyor. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Mersinli çiftçinin yanındaydı. Seraları gezdi. Üreticiyi dinledi. Hem o kadar emeği, masrafı yerle bir olmuş hem de seranın içindeki marul Yok olmuş, denecek kadar e, az kalmış. Borçlar altında ezilen çiftçi, fırtına sonrası yetkililerden yardım talep ediyor. Bilmiyorum yani borçluyuz da. 120 bin lira borcunuz var. Allah yardımcı olsun. E, üstüne var, İlaççıya var. İlahçıydı var. İlaççıya var. Evet, anladım. Borcunuz evet. çok. Bir durup sormak gerekiyor bu ülke nasıl bu hale geldi diye. Biz ilkokuldaydık 1980'lerde. Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden biriydi tarımsal üretimde. Tarımsal üretim hızla azaldı öyle anlatılıyordu bize gurur duyarak anlatıyorlardı. Andımızı okuyup sınıfa giriyorduk ve sınıfta derste Türkiye'nin kendi kendini doyurabilen ülkelerden olduğu söyleniyordu. Bugün geldiğimiz noktada her yemeğin olmazsa olmazı sıvı yağ alarmla satılıyor marketlerde. Şimdi ayçiçeği çok konuşulunca ayçiçeği yağı tedbir olarak mı düşündüler bilmem ayçiçeğinde... Ee, i̇thalatta e, kapıları sonuna kadar açtılar. İthalatçıya e, göz kırptılar. Getirin, yurt dışından getirin diyorlar. Yağların hepsi %60 zam almış. Bunda ötesi yok yani. Yağdaki rekor fiyatlar vatandaşın belini büktü. Öyle ki TikTok videolarının da konusu haline geldi. Tüm bunların ardından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla aralarında yağın da olduğu birçok kalemde Temmuz ayına kadar gümrük vergisinin alınmayacağı duyuruldu. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bu durum sadece ithalatçıya ker olarak yansıyacak diyor. Ayet gümrük vergileri sıfırlandı. Zeytinyağı dökme ihraç edilemeyecek. Ne oluyoruz? Üreticiye destek beklerken yine ithalatçıya para kazandıran bir kararname yayınlandı. Gaytancıoğlu ufak bir hesaplama da yaptı. 360 dolardı hasat zamanında bir ton ayçiçeği şimdi 740 dolar oldu. Bir ton hamya 700 dolardı şimdi 1400 dolar oldu. Yani ithalatçı politikalarla bir yeri varamazsınız. Çözüm önerisini de bir kez daha tekrarladı. Bunun çözümü Tarlalara su götürmek, girdi fiyatlarını ucuzlatmak, üreticiye destek vermek. İthalattaki artışın vatandaşa yansımasına da değindi. Ayçiçeğinin litrelik fiyatını hatırlattı, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bundan çok değil. 5 ay önce 1 litre ayçiçeğinin fiyatı 7 liraydı. Şu an 18 lira. 5'lik teneke 85-90 liralara doğru koşuyor. Yani çözüm ithalatta değil. Çözüm üreticiyi desteklemek. İyi insan olmayı anlatmak lazım çocuklara. Haklısınız. İyi insan ne demek? Yalan söylememeyi, şiddet uygulamamayı, kendimizi başkalarından farklı ve üstün görmemeyi, eşit olmayı. Bunu anlatmak lazım. Haklısınız. Bir öğretmen izleyicimiz tweet atmış da ondan bahsediyorum. Yoksa e, yoksa daha güzel günler gelmeyecek. Biz beklediğimizle kalacağız. Öyle bir toplum haline geldik ki şiddet kol geziyor sokakta ve dokunsanız patlayacak vaziyette vatandaşta. Antalya'da yaşanan bir olay ibretlik. Sokakta yaşamak durumunda olan bir vatandaş yoldan geçen arabayı durdurdu. Arabayı süren kişi pencereyi açtı ne istiyorsun dedi. Sokakta yaşayan kişi açım, yemek istiyorum dedi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Kurşunlandı sokakta yaşayan vatandaş. Arabanın camını açan kişi sürücü iddiaya göre kurşun yağdırdı evsiz vatandaşa. Yaralandı. Durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Evsiz kaldı, yardım istedi, silahla bacaklarından vurulduğu Adres Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Karnım aç, lütfen yiyecek bir şeyler verir misiniz dedi. Çocuk geldi. Dedi. Sokakta yaşayan 27 yaşındaki İlker Bakır yoldan geçen bir aracı durdurdu. Kendisine yardım edilmesini istedi. İsminin Memo olduğu iddia edilen bir kişi o esnada üzerindeki silahı Bakır'a doğrulttu. Kimse engel olamadı. Saldırgan İlker Bakır'a ateş etti. Yaralanan evsiz adam koşarak yardım istedi. Cama vurdular. Allah rızası için yardım istedi. Ben de kapıyı açtım, yardım ettim. Yaralı bir insana yardım ettik. Bu da insanın görevi olduğu için yaptık. Mahalle sakinlerinin yardımıyla canını kurtardı. İki el silah sesi duydum. Baktım çocuk ateş ediyor. Önden birisi koşuyor. imdat yardım edin. Polis, polis diye bağırıyordu. Yaralı İlker Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Peki, ben de. 28 yaşında sokakta yaşayan bir vatandaş açım dedi. Korktu belki arabanın içindeki belki husumetlileri vardı arabada silah vardı yanında çekti vurdu. Durumumuz bu. Niye karamsarsınız niye kötümsersiniz diyenler. Suzan Hanım bugün bir tweet attı fenomene dönüştü sosyal medyada. 29 yaşındayım diye başlıyor attığı tweet. Diyor ki 29 yaşındayım. Ne evim var ne arabam. Kiralar yüzünden İstanbul'da depreme dayanıksız bir evde yaşamaya mahkumum. İstediğim hiçbir şeyi alamıyorum. Bir şey almayı geçtim bir psikoloğun seans ücretini bile ödeyemiyorum. Ay sonuna 1 liram kalıyor. Türkiye'de 7 yıllık mühendisim. Meslek sahibi. 7 yıllık mühendis ay sonunda cebinde 1 lira kalıyor. Psikoloğa gitmeye kalksa seans ücretini karşılayamıyor. Ve maalesef depreme dayanıksız bir evde yaşamak durumunda. Altına yazdı diğer gençler. 28 yaşındayım diyor. No name diye yazmış. Kiradayım. Bir pijama dahi alırken bir saat ihtiyacım olup olmadığını düşünüp en son ihtiyacım olmadığına kendimi ikna ediyorum. 2015'te eğitim fakültesinden mezun oldum. Yüksek lisans yaptım. 6 yıldır atama bekliyorum. KYK borcum 18 bin lira. Birini ödeyip üçünü ödeyemiyorum. Devam ediyor. Lütfen bulun bu zinciri ve siz de izleyin. Ee, bir okuyun. 28 yaşındayım diyor bir başkası. 82'nin üzerinde puan almışım. Aylardır güzel haberler beklemişim. Sonuç vasat. Sonuç bürokratlardan bilgi alıyoruz. Dünle bugün tutmuyor. Siz bizim evimizde 5 aydır, 5 yıldır ne yaşanıyor biliyor musunuz? Konuşmak çok kolay. Devam ediyor Mustafa yazmış. 28 yaşındayım. Birçok şey öğrendim. Yanınızda olmak isteyenin dünyanın öbür ucunda da olsa, önünde dağlar, taşlar, denizler sıra yapmış olsa, dünyanın sonu da gelse bir şekilde dibinizde bitiyor. O yüzden istemezse gelmez. Hele ki bu ekonomik durumda yanıma gelmez. Yazıyor. Psikolojisi bozuk gençlerin bozulmuş vaziyette psikoloğa gitsem seans ücretini karşılayacak durumda değilim diye yazmaktalar. İşte bu yüzden kalıp memlekette onlara daha güzel bir gelecek sunmak için biz biraz daha yaşça büyük olanlar mücadele etmeye devam etmek durumundayız. Başka çıkar yolu yok ne dersiniz? Ege'de aradılar umudu. Yunanistan'a gidebilirsek daha iyi bir hayat bizi bekliyor dediler ve İstanbul'dan ve Ege sahillerinden Bodrum'dan ve Çeşme'den İzmir'den gidebildikleri yerden Yunanistan'a gitmeye çalıştılar. Sonları Sonları maalesef hep aynı. O yüzden içlerinden biri kurtulunca adına mucize kurtuluş deniyor. Bakın Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan'a kadar da vardılar. Adalara adım attılar. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ellerini kelepçeleyip denize geri bıraktı sığınmacıları. Ve içlerinden biri 16 yaşındaki Muhammed Seyit 3 gün boyunca denizde kaldı, hayatta kaldı, kurtuldu. Kurtulduğunda su içtim, yosun yedim öyle hayatta kaldım diyordu. Yunan sahil güvenlik ekipleri ellerini kelepçelemiş, denize atarak ölüme terk etmişti yedi göçmeni. Göçmenlerden üçü hayatını kaybetti. 3'ü sahil güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince kurtarılmıştı. Kayıp olan göçmendense iyi haber geldi. Şimdi üç kişiniz, dört kişiyi nerede bilmiyorum. Bir kişi oldu gördüm ben. Kayıp göçmen kurtarıldı. Bu işe. Sahil Güvenlik Komutanlığı Çeşme'de ulaştı. 16 yaşındaki Somali uyruklu göçmen Muhammed Seyide. Bulunduğunda bitkin vaziyetteydi. 3 gün boyunca ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığı öğrenildi. Yunanistan'a gittik, kiosk. Kiosk 2 gün kalmış, sonra telefonları, barırları hep aldılar, duvuları. Hava da ağır, yağmurlu. İstanbul'da ve Ankara'da bugün dolu yağdı. Bir taraftan çok gök gürledi, yıldırım isabet eden yerler oldu ve meteoroloji diyor ki önümüzdeki günlerde de etkili olacak yağışlı hava. İstanbul'da Çarşamba, Perşembe karla karışık yağmur görülebilir. 25 il için sarı, 23 il için de turuncu kodlu meteorolojik uyarı var. Gece saatlerinde İstanbul'a yağmur değil çamur yağdı. Sabah uyanan sürücüler araçlarının çamurla kaplandığını gördü. <laughs> Meteoroloji ise yağış uyarısı yaptı. Yurdun büyük bir bölümünde önümüzdeki günlerde yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günlerinde de karla karışık yağmur öngörülüyor. 25 il için sarı, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Az evvel Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tweetini ekrana getirmiştim. Fenerbahçeli olmaya gerek yok. Hakkı teslim etmek lazım. Herkes susarken iktidar korkusuyla "Yaranırım." diye başını kuma gömerken bir spor kulübünün cesurca ortaya çıkıp İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız demesini hangi takımı tutarsanız tutun alkışlamak gerekiyor. Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz diye Fenerbahçe'nin Yaklaşık 2 saat önce kamuoyuyla paylaştığı bildiri 2 saat içinde yüz binlerce kişi tarafından beğenildi, paylaşıldı. Biz de bir kez daha tebrik edelim ve gelelim derbiye. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden söz edeceğim. Futboldan anlamadığımı bilenler bilir. Derbileri izlerim, milli maçlara bakarım. Offside nasıl oluyor ondan da haberdarım. Ama sizi Adana'ya götüreceğim. Adana'da iyi yapmışlar. Adanalılar maçı park ettikleri araçlarından izlemişler. Dev ekran kurulmuş ve derbi keyfi yaşamışlar. Böylece aralarındaki mesafeyi de korumuşlar. Koronavirüs riskini de minimuma indirmişler. Derbi keyfinden de mahrum olmamışlar. Araçlarını park ettiler, mesafeyi korudular, derbiyi dev ekranda seyrettiler. Adana'da maç keyfini yaşayanlar Millet Bahçesi'ne koştu. Aracını park etti, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçını izledi kurulan dev ekranda. 하지만uslarda... <Harry> <tığ heels Dios> etkinliği Yüreğir Belediyesi düzenledi. Taraftarların keyfi yerindeydi. <tığı moral> Belediye görevlileri vatandaşa çay, gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle bir bir sona erdi. Neyse arabadan da çıkmış bir kısmı da onu ne yapalım yapılacak bir şey. Heyecanlanmışlar, arabadan çıkıvermişler. Ee, şimdi e, dünyadan bir haber vereyim. Bu e, evet bültenin başından beri Twitter üzerinden, Instagram'dan, gönderilen mesajlara bakıyorum. Türkiye'de henüz Twitter, dünyada Twitter yokken bu sunucu sabah haberlerinde SMS yoluyla gönderdiğiniz mesajları okuyordu. Yani yeni bir şey değil benim için seyircinin mesajlarıyla ilerlemesi bültenin. Tek başıma konuşunca stüdyo kameramanı arkadaşlarıma anlatıyor gibi hissediyorum. O yüzden gönderdiğiniz mesajlar, attığınız tweet'ler benim için çok önemli. Ha Twitter'da çok fazla görüş paylaşmıyorum. Çünkü Twitter'da yazınca iş bitmiş gibi hissediyoruz ve bir şeye tepki gösterince Dahası gelmiyor buna artık kanaat getirdim bir faydası da yok bir de yazanı götürüyorlar zaten en son bu sabah tutamadım kendimi şöyle yazdım Görenler olmuş paylaşanlar ee, yok saldırıymış yok dış güçlermiş işi ehline vermediğiniz için bedelini hepimiz ödüyoruz Bu sabah daha fakiriz geleceğimiz belirsiz salgının ortasında aşısız ve parasız kaldık Üstelik hak arayını da arayanı da dövüyorlar her türlü yetkiyi hangi kardeşinize verdiğiniz önemlidir diye yazmışım paylaşanlar olmuş ortalığı karıştırma diyenler de olmuş. Ortalık zaten karışık aslına bakarsanız. Twitter'a karşı olup da tweet atanlar da var. Twitter yasaklansın diye Twitter'a yazanlar var. Bir de kendi sosyal medya platformunu kurmaya hazırlananlar var. Epeydir görmemiştiniz peluş kafa diyor diyor Meral Akşener. Donald Trump yıkılmadım ayaktayım diyor. Twitter yasaklar getirdi kendisine biliyorsunuz. Zor gönderdiler Beyaz Saray'dan. Şimdi siyasete devam etme arzusundaymış. Nedir bu insanlardaki ölene kadar siyaset yapma hırsı bilmiyorum ama Donald Trump siyasete devam edecekmiş. Kendine ait bir sosyal medya platformu kurma hazırlığındaymış. This is a fraud on the American public. Donald Trump'tan sosyal medya atağı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın birkaç ay içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya döneceği açıklandı. Trump, başkanlığı süresince attığı tweet'lerle sosyal medyada hep tartışma konusu oldu. Kimi zaman Rusya'yı tweet'lerle tehdit etti. Kimi zaman hedefinde Kuzey Kore vardı. Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'la Facebook hesapları 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kongre baskınından sonra önce geçici daha sonra da sürekli olarak kapatılmıştı. <laughs> Trump 2009'da sosyal medya hesabı Twitter'ı oluşturduğundan kapanış süresine kadar 56 binden fazla tweet attı ve 88 milyondan .000 fazla takipçisi vardı. Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller, Amerika eski başkanının birkaç ay içinde kendisine ait platformla sosyal medyada olacağını duyurdu. Ancak platformun adının ne olacağı henüz bilinmiyor. Şimdi bu sabah ekonomiye dair böyle bir tweet paylaşınca Joe Biden'ın adamı mısınız diye yazıyorlar. Niye Amerika saldırıyormuş ekonomimize? E saldırıyorsa şayet niye bizim savunma mekanizmamız bu kadar güçsüz? Onu, onu söylemiyorlar. Saldırıyor dünya. E, Donald Trump da saldırdı. Ray Branson'u gönderin dedi. Dolar artmaya başladı. Biz uçağa koyduk gönderdik mi gönderdik. Onu da bir hatırlayın. Onu da söyleyin değil mi? Yok. Şimdi söz savunmanın ne diye İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmışlar ve nasıl anlatıyorlar bu durumu? Onu AKP'liler ne söyledi ona bakacağız. Bir gece yarısı kararnamesi. Artık iş böyle. Gece uyumaya korkar olduk. Yani sabah uyandığımızda ne olduğunu bilemeyeceğiz diye. Cumhurbaşkanı bir gece bir kararnameyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimizi duyurdu. Bu kararı savunmakta yine AKP'li yöneticilere, milletvekillerine, sözcülere düştü. De savunulacak bir tarafı da yok. İşte bizim geleneklerimizde e, kendiniz yazmıştınız. E 2011 yılında kendiniz savundunuz, meclise getiren sizsiniz İstanbul Sözleşmesi'ni. Açıkça söylesenize, cemaatler, tarikatlar rahatsız oldu. Biz de onların desteğini almaya devam edebilmek adına bundan feragat ettik, çı çıktık. Ve Cumhurbaşkanı karar veriyor her şeye, öyle de oldu. Desenize demiyorlar. Bakın ne diyorlar. Kadın sorununu konuşurken... Ee, aslında arkada ]leştirme. arkada bir feminist aklın e, hmm. daha çok cinsiyet karşıtlığını konuşuyoruz. Ben İstanbul Sözleşmesi'ne açıkça söylüyorum burada ben pek karşı değildim. Ancak kadın cinayeti durdu mu? Durmadı. Eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına, bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz. AKP'nin kendi imzaladığı sözleşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın feshetmesini iki farklı tezle savundu iktidar. İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerini durduramadı diyen de var, kadına şiddet AKP ile azaldı diyen de. Öyle bir hava oluşturuluyor ki İstanbul Sözleşmesi dışında kadını ve kadınlarla ilgili şiddeti önlemeye dönük yasal güvenceler hiç yokmuş gibi bir hava oluşturuluyor. İstanbul Sözleşmesi gündemde oldu, olalı 2011 yılı yani yaklaşık 10 yıldır hı hı. gündemde ve 10 yıldır e, pe, şey lineer olarak kadına yönelik şiddet artıyor. Türkiye'nin farklı adreslerinden gelen kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesinden çıkmasına tepkiler giderek artıyor. Kadın örgütleri Türkiye'nin dört bir yanında eylemde. <laughs> Doğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak istediğini ilk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dillendirdi. Bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler. Dediler ki biz bu sözleşmeyi de Sayın Cumhurbaşkanı da kesinlikle kaldırmak istiyor. Kalkarken onların içerisindeki bazı cahil şeyler, kadın hakları, madın hakları onların hepsi Türk Ceza Kanunu'nda da var diye şey ediyor. Ondan böyle rahatsızlık duyuyorlar ama kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde sayısız devrimi gerçekleştiriyor. Kadınlarımız her alanda daha aktif ve özgüvenli bir şekilde yer alıyor. Türkiye aile ve toplum yapısı başta olmak üzere tüm dinamik geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. İktidar sözleşmenin farklı cinsel eğilimlere sebep olduğu iddiasında ama bu konuda da parti içinden farklı sesler yükseldi. Toplumsal aile değerlerine karşı eğilimlerin meşrulaştırılmasının aparatı haline Hı. adeta dönüştürülmeye başlaması. İstanbul Sözleşmesi, sanki kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda. Tek bir dayanakmış gibi oluşturulan algının ne kadar yanlış olduğunu altını çizmek istiyorum. Türkiye kendi hukuk dinamiğiyle mağdur olan kadını da erkeği de koruyacak bir hukuk anlayışına sahiptir. Ankara mutabakatı denilen yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı. AKP şimdi Ankara Sözleşmesi üzerinde çalışıyor ama detayları belli değil. Yürü! Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan dese ki gece yarısı düşündüm yeni kararname İstanbul Sözleşmesi'ne dönüyoruz. Bu izlediğiniz bütün isimler sözleşmenin ne kadar gerekli olduğuna bizi ikna etmeye çalışırlar. Kusura bakmasınlar. O yüzden söyledikleri yine de haberiniz olsun. Böyle savunmaya kattılar. Ne demek propagandasını yapmak? LGBT propagandası yapınca. Propagandayla mı insanların cinsel yönelimi belirleniyor? ve sözleşmeyi cinayetleri önleyemedi diye suçluyorlar. Uygulamadınız ki önleyebilsin. Çok kısa bir süre için uyguladınız yalnızca. Neyse cevabı kadınlar veriyor zaten. İyi ki de varlar. Cesur kadınlar bu ülkenin hak verilmez alınır diyen kadınları. Muhabirimiz, başarılı kadın muhabirimiz Gül Gündüz polis tarafından bugün Taksim Meydanı'nda git çekim yapma denilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. "Hayır bu haberdir." dedi. Yüksekçe bir yere çıktı, görüntü aldı. İyi ki de almış. Bugün Taksim Meydanı'nda tarihe not düşen kadınların görüntüsü bir tek Halk TV'de vardı. Bir kez daha izleyelim. <laughs> Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedildi. Ancak kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor. <laughs> Bu kare Taksim İstiklal Caddesi'nden Halk TV muhabiri Gül Gündüz görüntüledi. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyeleri meydanda bir araya geldi. Sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine karşı eylem yaptılar. Her gün kadınlar öldürülüyor kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı bir imzayla söz ettiklerini açıkladılar. Uyumadık. Biz günlerdir zaten uyuyamıyoruz. Yasaları uygulatmaya çalışırken ihmallerle karşılaşan kadınları yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadelemiz sürecek. Ancak polis kadınlara önce müdahale etti. Açıklamaya devam etmelerini engellemek istedi. Ancak gözaltı işlemi yapılmadı. Kadınlar meydanda eylemlerini sürdürmeye devam ettiler. Basın mensuplarının kadınların yanına yaklaşmasına izin verilmedi. Ölmek istemiyorlar. Yaşamak istiyorlar. Halk TV muhabiri o anlarda canlı yayındaydı kadınlar kadın cinayetlerini durduracağız platformu İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yaptılar. Bir kez daha kararın gözden geçirilmesi için ve sözleşmenin uygulanması için çağrı yapmışlardı ancak şu anda polis noktasında bir polis noktası oluşturuldu ve kadınlar çemberi alındılar. Burası İstiklal Caddesi'nin girişi. Ben ve birçok basın mensubu da kadınların yanına giremiyoruz şu anda ve biraz daha uzaklaştırıldık aslında. Hemen arkamda bir polis çemberi var gördüğünüz gibi. Kadınlar bu çemberin hemen içerisindeler. Meydandan izole edilmiş bir şekilde eylemlerini sürdürdüler. Karardan vazgeçilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Karar geri Saat 21'de de pencerelerden ses çıkarıyorlar. Daha ne yapsınlar acaba? Ankara Sözleşmesi ile ilgili herhalde sözleşmenin ilk maddesi eşiniz size şiddet uyguluyorsa bir çay koyup neden beni dövüyorsun diye sorun kibarca. Bu mu olacak? Diye soran izleyicimiz var. Şakası bile kötü. Şimdi şöyle bir bakıyorum gönder attığınız tweetlere. Ee, döviz ekranında gözünüz takılıyor biliyorum. Ben de bakıyorum ara sıra doların durumuna. Ee, inip çıkıyor. Umarım 8 lirayı görmez. 7.79'du en son dolar. Gün boyunca da böyleydi. Hani dolarla mı maaş alıyorsunuz ki demişti ya damat bakan Berat Albayrak eski bakan. Ahmet Hakan'a söylemişti. Hayır dolarla maaş almıyoruz. Türk lirasıyla maaş alıyoruz ve aldığımız maaş her gün erimekte. Çünkü Türk lirası değer kaybediyor. O yüzden takip ediyoruz. Bültenin sonuna geliyoruz. Sizi yine kapalı çarşıya götüreceğim. Gün boyunca kapalı çarşıda öyle bir hareketlilik vardı ki muhabirimiz Dilan Alp Güneydoğu Anadolu bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte il il gezdiler. Ekonomi masasının haberlerini yaptı. Şırna gitti, Mardin'e gitti, İstanbul'a döner dönmez kendini bu sabah kapalı çarşıda buldu. Ekonomi yönetimi her geçen gün güven biraz daha azalıyor. Örneğin merkez bankası başkanı yaz buz tastası oldu. Bu da piyasaları çok etkiliyor çok büyük bir bedel ödeniyor. Cumartesi Merkez Bankası başkanının aniden görevden alınması piyasaların açılmasına saatler kala doların ateşini aniden yükseltti. Kapalı çarşıda doların fiyatı dakika dakika değişti. Ayaklı borsa hareketlendi. Cuma günü piyasalar çok sakin ve dengeliydi. Cumartesi günü bu son karar bütün herkesin kimyasını bozdu. Doların ani yükselişiyle birlikte gözler piyasaların kalbi Kapalı Çarşı'ya çevrildi. Kapalı Çarşı'da tabelalar anlık ve saniyelik değişiyor. Saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde satış tabelasında doların fiyatı 7.95 olarak görülüyor. Fiyatları yarı gören vatandaş hani yola çıkmış durumda. Şu anda bile doları satmaya geliyorlar. Yani banka ile çarşı arasında 100 lira bir fark var. Minimum 100 lira. 150 liraya kadar çıkabiliyor bu. Gün içinde banka ve kapalı çarşı arasında oluşan fiyat farkı bu kez tam tersine döndü. Bankalarda fiyat yükseldi, kapalı çarşı da düştü. Bunun sebebi bankalar e, TL ödemiyorlar. Yoksa vatandaşlar gidip banka esnasında belki dolar bu fiyata da görmeyecekti. Daha da aşağı gelecekti. Kapalı çarşıda saatlerimiz 12-15'i gösteriyor. Öyle ki karşılıklı döviz büroları arasında bile fiyatlar değişiyor. Bir döviz bürosundayız. Tabela 7.88'i gösteriyor. Onun hemen karşısındaki tabelaya bakıyoruz. Satış fiyatı 7.93 olarak görülüyor. Almaya mı geldiniz, doları satmaya mı geldin? Ee, satmaya geldim. Satmaya geldim. Bir yani biraz daha yüksekten almıştım zaten. Hani en azından maliyetimi yakalayabilmek için satayım dedim düşme ihtimaline karşı. Elindeki doları bozdurmak için gelen vatandaşlar kapalı çarşıdaki döviz büroları önünde kuyruk oluşturdular. Kapalı çarşıda yaklaşık bir saat vakit geçirdik. Geldiğimizde 7.95 seviyelerinde olan dolar şu anda 7.78 seviyesine kadar geriledi. Mecbur kara geçtik, satacağız. Düşükken aldık. Şimdi yüksekken bozduruyoruz. Bir daha düşünce bir daha alacağız. Doların ateşi altını da hareketlendirdi. Biz altın alacağız. Hayırlı bir işimiz var. Ne alacaksınız? Gram altın? Ee, bilezik aldık. Aliyans. Aynı zamanda da tek taş. Bayağı zarardasınız o zaman. Zarar kar hesabı yapmıyoruz artık yani. Cuma günü piyasayı 400 lira seviyelerinde kapatan gram altında yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Kapalı çarşıda hemen tabeladaki fiyata bakıyoruz. Satış 447 liradan görülüyor. Dolar TL'nin bir anda işte 8 liraya yaklaşması tabii ki çarpan etkisiyle 24 ayar altının gram fiyatını da yükseltmiş durumda. E ne oldu? Amerika saldırıyor, ekonomik açıdan çökertmek istiyor. O yüzden ne oldu? Biz niye savunmamızı güçlendiremedik, güçlendiremedik bunca yıldır? Velev ki saldırı altında ekonomi. Bunu konuşmak gerekiyor. Bir Merkez Bankası Başkanı beş kez değiştirilir mi? Hani En son başkan dört ay görev yaptı, dört küsur e, ay. Şimdi e, Joe Biden aramadı Ankara'yı ve ağır da eleştiriyor. Bir taraftan Ankara'da hatta Joe Biden Putin için katil deyince bir katıldığı bir mü, e, mülakatta Ankara'dan tepki gördü. Hayır Putin'e katil diyemezsiniz. İşte bu bir devlet adamına yakışacak bir değil değildir diye. E, Putin'le ilişkilere bakacak olursak orada da Suriye faktörü var. Bugün İdlib'e füzeyle saldırdı Esad yönetimi. Milli Savunma Bakanlığı da. Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulundu. Bizim Milli Savunma Bakanı Rusya Federasyonu'na bildirimde bulundu. Dedi ki birliklerimiz ikaz edildi. Ee, Twitter hesabına paylaşım yaptı. İdlib'de hastaneyi vuran rejimin bu kez de füzelerle İdlib gerginliği azaltma bölgesi kuzeyinde Kah Meskül mahalini ve Sarmada yakınındaki tır parkını hedef aldığını gördük. Tır parkında 7 sivil yaralandı. Kahta köylülere ait çok sayıda hayvanın öldüğü tespit edildi. Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." diyor. E Rusya da bizi öylece bırakmıyor ki. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Şimdi bir de bölgeden madem dış haberler veriyoruz. Ermenistan'dan bir haber vereyim. Ermenistan Başbakanı Paşinyan... Genelkurmay'ın başına yeni bir isim atadı dedi ama ülkede tansiyon atadım dedi ama ülkede tansiyon düşmüyor. Ermenistan'da siyasi gerginlik devam ediyor. Ordunun kendisini istifaya çağırmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alma kararı veren Başbakan Paşinyan bu göreve artık Davtyan'ı atadım dedi ama bakalım bu atama geçerli olacak ve Paşinyan koltuğunu seçime kadar koruyabilecek mi? Biraz huzur ister misiniz? huzur için sizi Tunceli'ye, Ovaca, Munzur Dağları'na götüreceğim. Bültenin sonunda Munzur Dağları'nın zirvesinde dağcılar kış uykusundan uyanan iki ayıyı görüntülemiş. Tunceli Ovacık'ta bir grup genç 3000 rakımlı Muzur Dağı'na tırmanış yaptı. Kış uykusundan uyanan iki boz ayıyı karlı ve kayalık alanda dolaşırken gördüler. O anları doğa fotoğrafçısı Akın Gedik havadan çekerek kayıt altına aldı. Görüntülerde dağcılarla karşılaşan ayılar ürktü. Bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ayılar gözden kaybolunca dağcılar tırmanışa devam etti. Muzur dağlarının zirvesinde hala 4 metreden fazla kar kalınlığı bulunuyor. Şimdi adım yok unuttum diye Twitter kullanıcısı bilmem tweet'ini okusam mı diyor ki İrfan kardeşim kardeşim demişsiniz okuyayım sağ olun. İnsanlar aç siz de tutturmuşsunuz İstanbul sözleşmesi fırınları dolaşın camında askıda ekmek var yazıyor. İkisi birbiriyle çok ilgili biliyor musunuz? Bu ülkede kadınlar tehdit altındaysa ülkede yaşayanlar cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri yüzünden kendilerini güvende hissetmiyorsa, bir tek vatandaş bile kendini güvende hissetmiyorsa ve uluslararası bir sözleşme tek kişinin gece yarısı verdiği kararla yürürlükten kaldırılabiliyorsa o ülkede ekonomik kalkınma da olmaz, açlık da olur, yoksullukta. Son sözde bunlar olsun.